Benim kardeşim benim yuvam ne diye yıksın ya? Yardım edecek bir tip. Niye yıksın zaten? Ben üstelik... 32 sene eziyet çekmişim, bir gün kardeşime anlatmadım. Ben bu eziyetleri anlattığım zaman avukatıma, kardeşimin yanında, kardeşim sinir krizi geçirdi. O kadar ağladı ki bana sarıldı. Niye dedi ki sen niye şimdiye kadar sakladın? Niye bu eziyeti çektin? Biz ölmedik ki daha dedi ya. Senin bir lokma ekmeğini mi biz veremeyeceğiz? Kardeşim senin çocuklarına mı bakmayacağız dedi ya. Aslında çok doğru söylemiş Rukiye Hanım. Keşke daha keşke de söyleseydim. Keşke de şimdiki söyleseydim. Şimdiki aklınız olsa ne söylerdim. Çekmezdim. Çocuklarımı da alır. Vallahi bana diyor ya, çöpte ekmek topluyor yiyor şimdi. Kesinlikle öyle bir şey yok. Çocuklarım bana para gönderiyor. Kardeşlerim gönderiyor. Allah bir bu şükür. Kırşehir'de ben kendim attığımda, cüzdanımdaki bütün paraları çıkardığında, çocuğum da şahit buna. Ha, o paraları o alıp anda, daha. O anda benim kardeşim hemen bana para çıkardı. Ben otobüs biletimi aldım, ablama gittim. Ablamla da görüşebilirsiniz. Şimdi nerede olduğunu söylemeyin, biz söylemiyoruz zaten. Ondan sonra... Ablama gittim, orada ben çok kötü oldum, çok üzüldüm bana yaptığı bundan dolayı. Bana kıyafet aldı dedi ya, o kıyafeti de götürdü yanında, aldığı kıyafeti. Ben kocamı sevdim, çocuklarımın babasıydı. Hani değişir, her günde şiddet görmüyordum bazı günlerimde, iyi günlerim de vardı. Haftanın kaç günüydü onlar? Onlar işte ben toplasam 32 senede 2 sene mutlu olmuşumdur. 30 sene böyle geçmiş. Evet. İşkence. Toplasam öyledir. Rukiye Hanım bakın siz aslında bilmiyorum farkında mısınız ama Türkiye'deki konuşamayan, işkence gören kadınların sesi oldunuz. Evet. Şiddete maruz kalan kadınların yüzü oldunuz. Keşke o ilk karısının çocukları var. İlk kocasında çocukları vardı. Hatta çocuklarını bile yanına koymamışlar. Bu genç de anneannesi. Bu vefat eden. Vefat edenin babası da öldü zaten. O kadının annesi babası çocuklarını yanına, kız çocukları varmış. Bu da genç olduğu için 20 falan yaş kadın büyütmüş bunda. Hmm. Yani benim annem babam onun ailesiyle görüşseydi kesinlikle beni vermezdi böyle keşke bir insana. Görüşmediler. Keşke nasıl bir adama çok, veriyoruz biz çok bu çok iyi niyetli, diye. Temiz kalpli oldukları için ben de çok genim onlara çekmiş. Araştırmadan güvendiler amcama. Beni verdiler. Size amcanız mı dedi? Amcamı aracı oldu. Amcam da öldü şu anda. Hakkınızı ama helal ediyor musunuz amcanız? Ben amcama hakkımı helal ediyor muyum? Artık o bir dünyada kimse ahirette azap çekmesin. Cehennem ateşi çok büyüktür. Ben ona hiç kimseyi hak görmem. Siz bu dünyada ben bu dünyada cehennem ateşi yaşadım. Aynen. Evet. Yokluk çektim. Ben 99 depreminde İstanbul'daydık. Çocuklarımla beraber o zaman 3 çocuğum vardı. Orada bilene bana eziyet etti biliyor musunuz? Orada bilene yaptı. Sonra ben İstanbul'dan sizin Malatya'dan. Sizin eziyet etti dediğiniz şiddet gördünüz. Evet. Sizin eziyet dediğiniz bizim için işkence. İşkence. Çok gördüm. Yani. Benim kafam o kadar darbe aldı ki bazen unutkanlığım oluyor. Ya. Ben yeğenimin nişana katıldım diye, yeğenimin nişanına kendi izin verdi. Katıldım, geldim diye. 3 gün beni dövdü amcası, rahmetlik oldu. Onlar beni elinden aldı ya. Niye sen orada kaldın diye. O zaman da İstanbul'da sevgilisi vardı. Vallahi Rukiye Hanım. Ben onu kanıtlamam. Nasıl katlandınız? Ben çok katlandım. Evet çok katlandım. Peki sizin babanızın söylediği ya sözü bir daha söyler misiniz? Mal var, mal annenizin mal, daha doğrusu. Şey annem dedi ki kızım çocukların için çocuklar. O sizin için mi katlandı? Şimdi o benim için katlandı demek. Ki. Bizim için katlandı. Çünkü yetimdi kimsesi yoktu benim annem. İşte gidecek babamla kimsesi. Büyüdü o. 13 yaşında evlenmiş babam da 15 yaşında. Babanız da çok küçük. Babam da çocuktu. İkisi de çocuktu. Babamla birlikte büyüdü. Benim annem öldüğü zaman diye de ölmeden önce bize gelmişti bir gün. Babam bağırır çağırırdı anneme bazen. O zaman derdim işte anne bu adam ölsün işte maaşını alır oturur yersin. Nedir ben hani babam da o da benim. Babamı da çok severim Allah rahmet eylesin. Babam bize çok düşkün bir insandı. Ondan sonra dedim ki işte ne derdi bana biliyor musun? Kızım o benim ekmeğimi alıyor. O benden önce ölmesin. Ben Allah onu benden sonraya bıraksın. Ya siz bir ekmek parasına evet. Bu adamdan sabah akşam benim annem ölesiye dayak parası, yiyorsunuz. Babam, benim annem anne diyorum işte maaşı sana kalır işte ekmeğini ben alırım o maaşta. Ekmek almaya hiç cesaret edemeyen bir vallahi insan benim annem. Ben niye öyle değildim çok şükür. 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 Ama evet, çok siz de 30 sene dayandınız. 30 sene dayandım. Çocuklarım babam dedi ya çocuklarını atken. Ben çocuklarımı atmadım. Tamam benim eşim çocuklarıma işkence yapmadı. Kızlarına düşkündü. Oğluma çok yaptı. Oğlum bağlansa söyler. Ben oğlum için çok dayak yedim. Zaten oğlumu dövmek için öne geçtiğinde ya. Ben araya giriyordum oğlana dövmesin diye. Çocuğum ben onu karnımdan beri işkence gördüm. O yüzden çocuğum benim için çok kıymetliydi. Evet. Hamileyken beni kaç defa dövdü. Bu ilk eşini hamileyken dövmüş. Beni de dövdü. Ve doğum başlamış hortumla ve gidip üç gün dövdü beni.
oğlum karnımdaydı, 7 aylık hamileydim. Ben o yüzden oğluma çok düşkünüm. Çünkü oğlum hep eziyetle büyüdü. Karnımdayken büyüdü. Eziyet çekti. Benim oğlum yok diye evlenmeye kalktı üstümde o zaman. Sonra ben hamile kaldım, oğlum oldu. Keşke de oğlum olmasa. Ya kız olsaydı o da belki eziyet görmez. Bazen öyle diyordum. Ya. Kalp krizi geçirdi bu adam. Korona zamanı akciğer ameliyatı geçirdi. Bir ay ben ona baktım hastanede. Orada bile benim burnumdan getiriyordu, biliyor musun? Hasta. Hasta. Ben geçirmiyorum tabii. Ne yapıyordu? Artık her şeyi gizlemeyeceğim. Hiçbir şeyi gizlemeyeceğim. Ama tek kelime yalanım yok. İstediğiniz kitaba yemin ederim ben. Dört kitabın dördüne inanan bir insanım ben. Biz size inanıyoruz zaten. Ne yaptı peki öyle hasta yatağında? Hasta diliyle eziyet ediyordu adam. Hatırlamıyorum. Hemşireler bile ne orada bana dedi ki çık git evine. Ya korona yine bırakamıyordum ben. Niye? İşte bırakamıyordum, bilmiyorum sanki. Bir benim çocuğum muydu? Bilmiyorum. Bilsen avukat bey. En nabzımı verin de bir kere hele korona olmuş muyum olmamış. Ya neden dayandınız? Neden en azından orada onu gidip evinizde bir üç gün rahat etseydiniz. Yalan söylüyor diyor. Bak görüyor musun? Ben yalan söylüyorum. Çocuklar da mı yalan söylüyor? Ya hayır, benim en nabzımda girelim. Girelim. Korona olmadım ki ben hiç. Korona olmadın, ameliyat oldun akciğerde. Ben korona zamanı diyorum. Korona demiyorum. Korona zamanıydı. Tam koronanın yoğun zamanıydı. Araştırma hastanede akciğerde ameliyat olmadın mı? He? Oldunuz mu? Ameliyat? Evet. Akciğer ameliyat oldun mu? Evet. Nodüller vardı, temizlediler. Olmadı. İspat edeyim mi onu? Bakın, ameliyat olduysanız çok kolay çıkar ortaya. Ya Allah'ım, ne olursunuz. Hadi hodur meydan. Ben arkasındayım. Bundan sonra beni haklı çıkarım. Ne kadar yalan söylüyor. Allah Allah, bunu yarın hemen söylerim. Hadi şimdi belki bilgisayardan bakmak gerekir ama yarına çıkar bu zaten. Evet, yarın ben çıkmam, yarın yokum. Peki siz bilirsiniz ama. Şura bakma. Peki bir şey söyleyeceğim Rukiye Hanım. Tamam, bana diyor ki niye boşan? Ben bundan önce açtım daha. Şimdi en avluna gir çıkıyor. Ben diyor sana nafaka vermem. Vermesin. Allah onun hesabını sormayacak bana. Akciğer ameliyatı olmadı. Sorar ama nafaka sizin hakkınız. Ben 32 sene oraya emek çekmişim. Yokluğunu gördüm, varlığını gördüm. Dört evlat vermişsiniz. Dört evlat verdim. Yani nafaka sizin hakkınız. Ben kendimiz için istemiyorum. Çocuğumu okutmak için istiyorum. Olmadı. 17 yaşında evladınız var. Evet. Onun için istiyorum. Gerçekten ama ben hayatımdan vazgeçmişim zaten. Çıksın tamam. Ben o anda ağzıma silah dayadığı zaman. Eğer ameliyatı olmuşsa. Ha, bu arada bir şey soracağım. Sadık Bey, sizin silahınız var mı? Var. Kendisinden duyayım ben. Ne sizin ya? Silahınız var mı efendim? Silahınız ateşli var silah. Mı? Bulunduruyor musunuz? Var mı evde silah? Silahım yok. Fotoğraflar falan göndermişsiniz bir yerlere böyle. Bana gönder. Bir tane ben video bilmiyorum. İzledim. Benim telefonumda bir şeyler yapmışlar, benim haberim yok. Hayır. O videoda yani silah peki, sizin bana gelen videolara bir bak. Elinizdeydi. Sizin silahınız var mı? Yok. İşte onu veremiyorum. Bu hoş bir şey olmadığı için veremiyorum ama ben anlatabilirim. Sadık Bey, ben o görüntüleri izledim. Sadık Bey, size hitaben, işte benim hayatımı yani şöyle yaptın, böyle yaptın diye konuşuyor, elinde de tutuyor. Ya hiç tasvip etmiyorum böyle bir şeyi, silahlanmaya da karşıyım, bireysel silahlanmaya da karşıyım. Ama elinde var, yamış kafasına ve diyor ki bunlar canlı canlı izleyeceksin diyor benim diyor gidişimi. Ondan sonra yaptınız bunu değil mi? Ben izledim yani, sizdiniz o. Ha? Can, başka bir de nasıl bir prodüksiyon yapmışsınız Sadık Bey, size inanamıyorum yani. Bir sürü polis o zaman zamanı doldur orada, ondan sonra giderim. Peki siz onu ne için yaptınız? Korksun, ya ben bilmiyorum. Sizi sevdiğini söylesin diye mi? Geri dönsün diye mi yaptınız? Rukiye Hanım'ın geri dönmesini istediğiniz evine için. Evine dönsün diye evine yaptım. Evine dönsün evet. Diye hani. Yaptım. Bir çeşit ya bir ajitasyon de. Yaptınız. Canım, evet. Canıma kıyacağım dönmezsem evet. Dediniz aslında. Evet. Bir de şöyle bak, neler yaptığınızı ben anlatayım ya da siz anlatın. Öyle bir prodüksiyon yapmış ki. Sahte şimdi, miydi silah? Şimdi silahı tutuyor. Konuşuyor. Bak görecek, vicdan. Tamamen vicdan yaptıracak evet. Şekilde. Rukiye Hanım'a. Ondan sonra silah ateşliyor. Bak. Kuru sıkı ama ateşliyor. Yine de zalimin dörlü gelmiyor. Ama dur, sonrası da var ama ya. Şaka gibi yani. Yani bunlar böyle. Ben böyle anlatıyorum ama inanın içler acısı bir durum. Sonrasını Allah da anlatayım. Sonra olsa ben dedim. Kamerayı da bakıyor ama yani düştüğü yeri orada bir ara bir kamera kesiliyor. Sonra yere düşmüş. Bu yanlış. Bu yaptığınız hem çok yanlış hem de psikolojik şiddet.
bu kadına. Evet. Evet. Yerde kanlar içinde yatıyor görünüyor. Ondan sonra bak o adamlar sizi gerçekten seviyormuş. Kimse o dükkana birileri geliyor. O adamlar bunun suç ortakları. Ama onlar inanıyorlar. Ona inanmıyorlar çünkü ondan besleniyorlar bundan. Beslendikleri için yapıyor. Ama orada inanmışlar. Onlar bayağı ambulans yapar program ne kendini böyle kafası o adamlar yanında programlıyor. Zayda Hanım yanında programlıyor. O yanında çalışan o usta değil bağıran var ya. O çocuk bunun çalışanı. Onları da mahsus ayarlı. Bir çocuk. Aklı de, raporu da var. Keşke onun annesinin numarası olsa bağlansanız her şeyi anlatır o kadar. Bizi çocuk duyuyorsa bağlansın lütfen. Ondan sonra. Yani böyle saçma sapan şeyler yaparak Rukiye Hanım'ı kendine gelmiş oldu. Bu arada gerçek değil kuru sıkı yani da söyleyeyim. O yüzden evet, anlatıyorum. O İsmet dediği, yapay bu arada. O İsmet dediği çocuk kaç defa cezaevine girmiş bir insan. Peki Rukiye Hanım onunla ilgili bir şey ama şimdi sizin başka videolar da var. Yani ben onu gösterdim. Hatta Ağustos tekrar gösterelim. Bir tane hanımefendi. Evet. Hanımefendi koltuğunun altında. Ve ne diyorsunuz? Benim kimdi sevim o kadın? Arkadaşımın Sadık karısı. Sadık Bey. Benim hanımım. İkinci hanımım. Hı. Hani arkadaşınızın? Yok ikinci hanımım. Öyle söylediniz evet ya. Evet. Nasıl ikinci hanımım? Basbaya. Aha üçüncü de var. Adana'da gidip alacağım bugün. Evet. Ya Sadık Bey siz iyi o misiniz? Zaman o kadınların Allah siz yardımcısı olsun diyorum. Amin. Aynı şeyi sen ona da yapacaksın. Amin. Yapacaksın sen onlara da. Tabii. Çünkü sen alışmışsın gücünün yetmediği insana eziyet etmeye. Sen erkeksen sana gücü yeten elini kaldır da göreyim ben seni. O hırsız kardeşini gönder bana ne yapsın? Benim bunu? Hırsız kardeş, benim kardeşim hırsız değil, hırsız sensin. Tamam. Sensin doğru hırsız. Tamam. Benim kardeşim namuslu, şerefli, sapına kadar adam. Evet. Senin hiç kuruşluk şeyine belli. Sen şerefli bir insan olsan bak ikinci hanımım dediğini çıplak koynunda bütün ekranlara göstermezsin. Evet. Sen namussuz bir insansın. Doğru. Bu hanımefendi için ne dedi size? Bunu size gönderdi herhalde. Evet bana gönderdi işte evlendim dedi. Söylüyor zaten senden güzelini buldum diyor. Peki şimdi bu hanımefendi izlemiştik hatta burada işte bak görüyor musun Nurten falan. Nurten Hanım bağlansana çok seviyorsun madem. Bu kız ben bu Nurten hanımefendi ya, Nurten mi? Nurten'miş adı evet. Gerçek adı mı bu? Değil. Komşuları dedi ki tek bu kadın değil benim komşularım arıyor. Eve diyor affedersiniz diyor fuş yuvasına çevirmiş her gün bir kadın girip çıkıyor eve diyor. Oğlum benim bu fuşu yapan biri senin ablan. Sensin sen. Üçüye, senin bacıları işte yapsın benim. Sadık Bey ne buluyorlar acaba bu kadınlar benim sizde? Benim evim görmüyor. Evleri tanır da. Peki aynı elimizde bir video daha var. Onu da verelim lütfen. Verin videoyu. Tamam. Diğer videoyu bakın yok. İzleyin Sadık Bey. Ben bir yer dinledim. Ben sana ver. Seni daha çok seviyorum ama. Dünya kadar. O kadar. Sen azmış. Peki. İnanıyorum sana. Seninle çok mutlu, çok huzurlu olacağım inşallah. Sadık Bey bu başka bir hanım mı? Aynısı işte. Bu aynı hanım mı? Bir tane. Orada daha farklı görünüyordu. Aynı hanımefendi mi bu? Ben bilmiyorum o bilir. Peki burası kimin evi? Benim bizim ev. Bu sizin ev mi? Evet benim evimde yapıyor bunu. Sizin bana evi o evde işkence yaptı. Oğlum senin evin İzmir'de değil miydi lan? Sen benim evimde bana işkence yaparken o kadınlara şey mi yaptın? Afat'ın verdiği ev. Şimdi ben oradayım. Ha. Tamam. Senin yüzünde oradayım. Sen tamam bana eziyet ettiğin için ben oradayım. Tamam. Allah seni perç edecek inşallah. Kimse sana bakmayacak yine ben sana bakacağım. Allah işini bilir. Rukiye Hanım size inanamıyorum ya. Baksın. Yine siz Allah bakacaksınız bilir, öyle bilir mi? Yani öyle diyor şimdi sinirimde. Onun adaleti büyük. Evet Rabbimin adaleti büyük. Ben Rabbime çok dua ettim. Bak şu anda sen kendini rezil ettin burada. Evet.